19 Eylül, 25 Eylül benim tarotlarım sizlere neler söyleyecek? Sevgili koçlar, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, takipte kalıyorsunuz. Bu hafta iş konularımızla alakalı noktada bazı karışık olaylara birebir gözünüzle şahit olacaksınız. Ve kendi içinizde tıkandığınız, sorunun olan ne varsa çözümlenme. Yani bağlarınız yavaş yavaş çözülecek. Yarım kalan birçok noktada güzel bir rahatlama söz konusu olacak. Kendi gerçeğiniz, kendi maskenizi takarak hak edilişle ilgili güzel başlangıçlar, işinizle alakalı birçok noktada da verimliliğin tadını çıkartacaksınız. Bulunduğunuz nokta özellikle kurumsal ya da uluslararası bir firmaysa, evet, hedeflerinizdeki dünya kapıları ya da işinizle alakalı beklediğiniz son 6 aydır hakkınız neyse alışınızın başlangıcı olacak. Yalnız der ki gökyüzü size güneşle kutlama yapacak. Diyor ki siz varoluşunuzun tadını, işinizle alakalı gücü en verimli şekilde, özellikle iş yerinizde İ, I harfi ve E harfi belirgin olan insanlardan çok büyük destek, özellikle de N ve M harfi olan insanlar sizin rakibiniz, bilginiz olsun. Özel hayatınızla alakalı noktada özellikle eşlerinizin çocuklarla ilgili yorgun olduğu ve onlara destek olmanız gerektiğiyle ilgili uyarı veriyor. Ama sizin hani iş konularınız çok yoğun, evdeki olayları görmediğiniz için eşim rahat diye düşünüyorsunuz. Eşiniz evde sizden daha çok çalışıyor. Ona destek vermeniz gerekiyor. Bu ara eşinizin duasını ya da eşinizin hayır evresini alacaksınız ve hayal ettiğiniz ve olmasını istediğiniz kapılarla birlikte hayır duanız yeni bir evin anahtarı, yeni bir gücün anahtarını teşkil edecek. O yüzden size şimdiden eşinizin, annenizin hayrını alın diyorum. Fakat bu ara mutsuz olduğunu düşünen kadınlarımıza sesleniyorum. Bereketle doğmak ama eşinizin ailesinden kaynaklı alacağınız destek, arkanızda durması sizi gerçekten motivasyonunuzu artıracak ve daha mutlu o aileye sıcak tavırlar sergileyeceksiniz. Evinizde evlenmeyi düşünen ve izin vermediğiniz çocuğunuzla ilgili kararlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bırakın gözetiminizin altında olsun, istemiyorum lafını duymak istemiyorum, çocuğunuz için sakıncalı gözüküyor. Kalbinizdeki kişi size bu hafta yalan söyleyebilir, sizi sıkıntıya düşürebilir. Bu hafta ona söylediklerini dikkatli tek tek kontrol etmen gerekiyor. Platonik takılanlar için bence yeni bir kalbe açıksın ama sen bu kalbi nasıl taşıyacağını bilmiyorsun. Kendine güzel davran. Nedir? Güneşi selamlıyorum. Mesajı yazın. Enerjiniz güneşle birlikte çoğalsın efendim. Hoşçakalın. Sevgili boğalar, beğen, yorum yap, bizde kal. Hemen bakıyorum. İçinizdeki sanatçı yönünüz, işinizle alakalı detaylar, yapmanız gerekecek işlerle ilgili çok güzel fırsatlarımız var. Bu fırsatlar hem içsel sanat, resme, müziğe, tiyatroya, bu ara merakınız çok artabilir. Özellikle sevgili hanımlar, bu tarz eğitimler alarak kendi enerjinizin motivasyonunu artırabilirsiniz. Hem işiniz hem bu enerjiyle ilgili bütünleşmek size iyi gelecek. Bu ara iş yerinizdeki rahatsız olduğunuz ve sizi rahatsız eden insanlar biraz daha gözünüze soka soka tartışmalara sebep olacak. Uymayın, duymayın, konuşmayın. Ve özellikle de bu kişi de Y ve G harfi ve C harfi olabilir. Sizin kendi pasta haklarınızı almak istiyorlar. Sizin işinize gözleri sizin işinizde. Aman kimse işinizi vermeyin. Yeniden iş kurmak isteyen ve ailesinden destek almak isteyen, bu ara maddi olarak ailenizin batak durumu var. Onların üstüne gitmeyin. Geçici bir iş görevi yapın. Ondan sonra hayalleriniz sizin önünüze serilecek. Bence acele etmemeye özen gösterin. Evli olan çiftlerimizde toprak ve arazi konularımız, hani müstakil bir ev yapmak, toprak almak, yatırım için planlarınız var. Burada belli paralar var ama eşinizin ya da sizin ailenizden bazı altın ya da ekstra paralarla destekli alacaksınız. Ama burada sizinle kardeşler arasında ortak ben de olayım diyen kişilere ortaklı mal sıkıntıdır. İyi düşünün, çocuklarınız var, onların gelecekleri için sıkıntı olmasın diye az alın, öz olsun istiyorum. Bu ara aşk enerjiniz yüksek, eşinize güzel sözler, sürprizler, hediyeler yapacaksınız ve birbirimize ait alanı daha kaliteli şekilde yapacağız ama huzursuzsunuz.
devamlı bir problem çıkacak ve bu düzenimiz bozulacak. Başkalarının lafı, her şeyden çok etkileniyorsunuz. Belki biraz destekle birlikte, yürüyüş ve sporla bu enerjinizden çıkmanız sizin için hayırlı diyorum. Kalbinizdeki kişiden evlilik teklifi alabilir, onun o sizi çok sevdiğiyle ilgili netliğe kavuşabilir ve ölümlük aşka imza atacağınız gözüküyor. Yalnız araç konunuzda eşiniz ya da sizin araç değişimi vakti gelmiş, şimdiden hayırlı olun. Sloganımız, adaletli olan her şey sizin ayaklarınıza serilecek, merak etmeyin. Sevgili ikizler, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, birlikte büyüyoruz. Evet, yıkıldığını düşündüğünüz, bitti dediğiniz bir ilişkiniz, yani ilişkilerinizle alakalı bazı kararları gözden geçireceksiniz. Hayatınızdaki kişide L harfi, T ve Y harfi varsa ve E ile çok baskınsa, bu ilişki tekrar birbirinde yıkımdan değil, daha çok birbirimizi anlamak, zenginleştirmek, ilişkiyi daha güçlendirmekle ilgili net kararlar vereceğiz. Hatta bekarsanız bu kişiyle evlilik yoluna girebilir ve bununla birlikte yapacağımız her yatırım bize mutluluk verecek gözüküyor. Ama evli çiftlerde özellikle kendi hayatınızla alakalı noktada uzun süredir soru işareti içerisindesiniz ya, her şey sizi çok fazla yıpratıyor, yoruyor ve bu kişinin dağınık karakteri ve sizin de boşluğa düşmenizden kaynaklı sıkıntılar söz konusu. Bence ilişki her geçen gün geçmişle kavga ediyor. Geçmiş sorunlar günümüze geliyor. Bunları düzeltmeden bu evliliğiniz, bu ilişkiniz düzelemez. Her geçen gün çıkmaza ve gözyaşa döküyorsunuz. Dikkatli olun. Yeni aşık olmak isteyenlere size gerçekten güzel bir aşk ve geçmişinizdeki insan tekrar sizinle olmak istiyor. Bu şans verilmeli mi? Bence konuşarak her şey atlatılır ve konuşarak her şey çözümlenir, verin diyorum. Eşinizin ailesi ya da kendi ailenizle ilgili ümre, yatır ziyareti, kabir ziyareti ve adağınız var. Bu adağı kesmeniz gerekiyor da niyetinizdeki duanız neyse yapmanız lazım. Burada size görülen bir rüya ya da size söylenen bir şey olma yolunda, ama hayrını yapmanız lazım. Evet, bu ara yüksek kata taşınmak, daha üst yani alanlara taşınmak isteyenler için hayırlı bir anahtar kapısı. Gideceğiniz yer mutluluk ve huzur, ama şu evi satmayın, kiraya verin. Eğer kiracı ile mal sahibi ile ilgili sorununuz varsa da o zaten sorunluydu. Onu görmeden çıkın gidin, zaten verdiğiniz vereceği kadar sizi sömürmeye çalışıyor, kurtulun diyorum. Yeni iş kurmak isteyen sevgili kadınlar ve beyler, iş kapılarınız gayet ferah. Kanatlar sizin üzerinizde. Bu kanatlarla açacağınız her fırsat sizi güçlenmenize, ama ekonomik olarak düzelmeniz için de ayın ortaları sürpriz gelecek paralar sizi renklendirecek. Hiç korkmayın efendim. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Hep birlikte büyüyoruz. Yurt dışı oluşum, beklenti içerisinde olduğunuz ihaleniz ya da var olacak işlerle ilgili kapılarımız, artık arkaya bakmaya gerek yok. Sizin yepyeni istediğiniz yolculuk sizin için hayırlı olsun. Ve iş alanınızda bereketiniz, nar bereketinde, yani hani deriz ya, her şey böyle ayaklarınıza serilecek. Fırsatları doğru ve zamanı doğru değerlendirdiğinizde artık sizin üzerinizdeki yük, borç, sıkıntı bu hafta daha kendi yönünü belirleyecek. Bence olduğu kadar güçlü bir hafta. Özellikle yöneticileriniz ya da ekip arkadaşlarınızda S, N ve T harfi varsa sizin başarınızı kutlayacaklar. Yalnız çevrenizde de özellikle kadınlar ve özellikle sarı tonlar, gözleri renkli olan iş çevrenizde, kadın erkek ayrımı yapmıyorum, özellikle gözleri yeşil olanlarda sizin ayağınızla ilgili, işinizle ilgili hırsları var. Sizi gereksizce maillerinizi, yaptığınız emekleri çalabilirler. Dikkatli olun diyorum. Evli çiftler için bu ara daha sakin, daha rutin gidecek bir hafta. Sorgular, sorunların biteceği, birbirinize ait süreçteki karmaşıklıklar, yasal problemleriniz varsa bile geri çekim evresi olacak ve artık bu karmaşıklıktan, bu ölüm kederinden bitmiş toprağımız bereketlenmeye doğru ilerleyecek. Bu da size güzel. Evet, bu ara sizin günahınızı alan
ve sizinle ilgili ne laf söylediyse evinde çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. İçinizdeki kalbinizde Allah'a havale ettiğiniz şeyle o taraf sizden özür dileyecek gözüküyor. Bir de kardeşler arasında miras mal konularında kardeşlerinizle aynı fikir olmanız lazım. Ters düştüğünüz vakit çok davalar bekliyor ve bu davalar uzayacak. En azından kardeş 3-4 kardeş arasındaki miras, özellikle baba köklerinizde uzun süredir devam eden süreçlerle ilgili özgürlük kanatınız var. Bir an önce masaya yatırın, haklarınızı alın, rahata erin diyorum. Evet, kalbinizdeki kişi sizin huysuz, sorunsuz, dağınık ve her şeyi abartmanızla ilgili şikayetleri var. Biraz daha sakinleşmek, biraz daha ilişkiye değer katmanızı öneriyorum. Yalnız aldatılma korkusu olan sevgili evli çiftlerimiz için bence bu sizin gereksiz düşünceniz. Eşiniz sizi ya da hanımınız sizi çok seviyor. Bu sevgi tatili gösteriyor. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Sevgili aslanlar, ben yorum yaz diyorum. Hemen bakıyorum. Oo, şöyle söyleyeceğim. Özel hayatınızla alakalı yaşadığınız yol, sıkıntılı yollar, ayrılık kararı, yol ayrımı, düzen ayrımı, ev ayrımı ile ilgili net karar verip artık kalp kırıklıklarını iyileştirmek, kendi alanınızdaki öfkenizi, kendi alanınızdaki krizleri görerek doğru adım atma haftanız. Yani bu ilişkiye tekrar evliliğimize, düzenimize, aile hayatımıza tekrar şans vermeyi gösterir. O yüzden birlikte okuyacağımız her nokta huzur ve bereket. Sarı renk olması aslında mor parayla ilgili sorunlarınızın devam etse de yeni gelecek işler, yeni gelecek para, kırmızı kitap, yeni gelecek güzel kapıların ve paraların aydına. Ama ailemizde ani bir operasyon tedavi görecek ve sonu ferah olsa da endişeli bir durum söz konusu olacak. Kazalara açık olabilirsiniz. Başkalarının yaptığı davranışlar sizi fazlasıyla psikolojik olarak kaosa edebilir. O yüzden bol bol enerjimizi değiştirelim. Burada der ki O ve Ö, Ü harfi birinden iş konusunda yeni bir teklif. Bulunduğunuz noktadaki kırılan kalbiniz bu harflerdeki kişi iyileştirecek gözüküyor. Devletle alakalı uzun süredir A harfiyle başlıyorsa belediye, maliye, efendime söyleyeyim hakim, savcı, bu konularda beklentilerinizle alakalı almanız gereken eğitimlerle ilgili kararlar verip yönünüzü belirlemeniz lazım. Geciktirdiğiniz her şey sizin kaliteniz için sıkıntı. Bilimsel olarak çalışıyorsanız kitap yazmanız ve kendi başarınızı ödüllendirmeniz lazım. Evli çiftler, kandiliniz bereket gibi yağacak. Gerçekler birbirinize daha sahiplenmesi, daha mutlu olacağınız gözüküyor ama sizin kendi ailenizin fitne fesat ifadelerinden uzak durursanız evliliğiniz doğru yolculukta. Ama ailenizin aklına uyarsanız buradaki evlilik sıkıntıya düşecek. Kardeş ya da annenizle olan sanki şey vardır ya, kendim hep bu noktada kimim diye sorgularız. Ailenizin sevgisiz tavrı sizin de sevgisiz olmayı öğretmiş. Biraz daha kendinizi bularak sevgiyi ve Rabbime olan enerjinizle birlikte vücut enerjinizi iyileştirmenizi öneriyorum. Çünkü sevgisizlik sizi karartmış, nasırlandırmış, güven probleminizi arttırmış. Bu ailenizin kendi ailesiyle alakalı. Onlar kötü insanlar değil. Onlar öyle öğrenmişler. Bunu kabul etmeniz lazım. Bir de kalbimdeki kişi beni ruhumla gelecek planlıyor ama ben ona güvenmiyorum diyorsanız, hayır, başlangıçlar, bitişler sizi yormuş. O sizi seviyor ama nasıl davranacağını bilmiyor. Bu kalpte de geçmiş onun kalben kırgın, güven, aldatılma korkusu olduğu için hayatınızdaki kişinin güvenle tamir olması lazım. Bir ilişki terapisti güven analizi yaptırarak enerjinizi düzeltebilir. Bu kalp ne diyor? Güvensiz kalbinize şifa isteyin Rabbimden. Oraya yazın enerji. Güvensiz kalbimi şifalandırmak istiyorum. Çoğaldıkça yazılar şifalanırsınız. Hep birlikte enerjimiz şifalanır. Sevgili başaklar, beğen, yorum yaz bakalım. Bu ara iş konularınızla ilgili bir sürü kitap, yazılar, mailler, konuşmalar çok yoğun olsa da Z harfi ve N ve G harfi birinden kavga çıkacak. Dikkatli olun ve bu iş yerinizde biri. B ve İ harfi ve L harfi birinden de çok güzel bir destekle birlikte yeni kapınızın fırsatı aydınlanacak. Burada der ki yasal problem, son 4 yıl, son 7 yıldır mücadele ettiğiniz haklarınızla ilgili bilimsel olarak bazı dengeler sizin için ışık saçacak. Yani hak,
mor bereketi, mor kırmızı tez vakitte oluşuyor. Yeşil tamamen üzerinizdeki enerjilerini dağılıp daha aydınlanma noktasına doğru ilerleyeceksiniz. Bu ortaklı mallar, aile binamız, satılmasını istediğiniz, müteahhitle ilgili uğraştığınız konularda artık bulacak haklarımız, yani doğru müteahhit, doğru anlaşma, doğru proje, doğru nokta size uğur getirecek gözüküyor. Yeni iş ve yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılarınızla ilgili yerleşmek istediğiniz konularımız sihir gibi hayatımıza girecek. Özellikle der ki havayı, yani terazi burcu havanın verdiği bir aydır. Size şans ve bereketi getirecek. Hayatınızdaki olmasını istediğiniz birçok noktanın fırsatlarından yararlanacaksınız der. Özel hayatınızdaki, özellikle eşinizle aranızdaki soğuk rüzgarlar hala didik didik yapıyorsunuz. Ve her şeyde alınganlık, inatçılık yapıyorsunuz. Ev halkı inatçı gibi maşallah. Yani bir şey söylüyorsun, inat üzerine yapılıyor. Biraz daha bunu yumuşatalım. Çünkü inatçılıkla ilişkimizin düzeni iyi gitmiyor. Bir de haklı haksız kavgası var. Yani bu ilişkide haklı haksız kavgası değil de birbirinizin nerede haklı, nerede yanlış olduğunu toparlarsanız doğru hak masasını yatırırsınız. Devamlı ben haklıyım ben. Ya arkadaş o da haklı. Sen niye bunu kabul etmiyorsun? Tek taraflı suç yoktur. Çift taraflı, çoğul suçlar vardır. Evet onun da çok fazla hatası var. Rahat oluşu, sorumsuzlukları, dağınıklıkları ama siz de bütün yükü maşallah almışsınız. Ben hallederim, ben yaparım. Şimdi de diyorsun ki benim adam hiçbir şey yapmıyor ya da benim hanım. Sen bu sorumlulukları alırsan senin hanım ya da senin bey hiçbir şey yapmaz. Ortak düzenin sorumluluklarını öğrenmemiz lazım. Bir de çocuklarınıza ben yaparım oğlum, ben yaparım kızım demeyin. Bu çocuklarımızın enerjisine hayata alıştırmanız lazım. Habire ağzına yemek verirseniz yani evleneceği ya da ilişki kur ya da eğitimiyle ilgili gideceği noktada çocuklarınıza zarar veriyorsunuz. Rica ediyorum dikkatli olun sevgili anneler ve babalar. Ve bu çocuklarımızla alakalı dil eğitimi aldırmanız gerekiyor ve disiplin etmeniz lazım. Devamlı evde herkesin kendine göre bir özgür alanı var. Bu özgür alan bayağı iyi gözüküyor. Lütfen disiplin şart. Bir de eşinizin babasından mal konusuyla ilgili sıkıntımız var. Eşiniz haklarını almak istemiyor. Daha mağdur kardeşi var. Yani ben de aynısını yapardım. Mağdur kimse ona bırakırdım. Niye bu kavga? Niye bu şey? Gideceğimiz yer belli. Sizin eviniz, ocağınız var. Stres yapmayı bırakın. Kalbinizdeki kişi ne düşünüyor? Kaosta ya. Onu biraz mutlulukla iyileştirmen lazım. Sevgili teraziler beğen, yorum yap diyorum. Evet. Hani deriz ya, istediğimiz kavga bizim için başlıyor. Ben hakkım için, ben haklı olduğum için kavgamı yaratırım diyorsunuz ya. Maşallah kavganızda haklısınız ama abartılı haklılıklar da söz konusu olacak. Karşınızdaki insanları ezeceksiniz. Dikkatli olun. Sonrasında bu ezmeler sizin vicdanınızı, evrenizi rahatsız edebilir. Bu ara aile büyüklerimizle alakalı da haklarınızla ilgili sanki anne babanız öldü de hak kavgası yapıyorsunuz. Burası benim kavgası yaratacaksınız. Yani ben şöyle inanıyorum. Anne baba yaşadığı sürece onlar nasıl yaptıysa siz de yapmanız lazım. Ailenizi parasal konuda çok zorluyorsunuz. Onların psikolojik olarak sıkıntıya yaratıyorsunuz. Artık düzen, disiplin, kural edinmeniz lazım ve onları artık rahat bırakmanız lazım. Bazı bağımlılıklarla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Biraz özgürlüğünüze düşkün olabilirsiniz. Artık ne olur kendine çeki düzen ver. Çok güzel iş imkanları, çok güzel aşk kapılarınız var. Ama sizin böyle bir rahatlığınız, genişliğiniz o kadar derin ki yani kimden ne bekliyorsun? Yukarıdan para mı yağacak? Yukarıdan iş mi yağacak? Yani bir çaba, bir emek harca artık yani hayatınla ilgili noktada lütfen rica ediyorum. Çalışan sevgili teraziler için çok güzel fırsatlarımız var. Değerlendirin ve bu değerlendirme sonucunda ayaklarınıza o kadar güzel kısmet ve kapılar ve parasal anlamda da son 10 aydır bazı borçlarınızla ilgili toplu ödeme gibi bir durumumuz olacak ve rahatlığa ereceksiniz. Satmaya çalıştığınız ve elden çıkartmak istediğiniz uzun süredir çıkartamadığınız artık çıkacak borçlarımı kapatayım hacizlik olacak diyorsanız Allah kısmet ederse bir A ve T ve L harfi Ali gibi Ahmet gibi birinden çok güzel destek alacaksınız ve malınız satılacak. Hatta borçlarınız, harçlarınız bitmiş olacak. Küçücük bir de alanda yatırım niyetiniz olacak. Endişe etmeyin. Evet evli çiftlerimizle alakalı eşinizin yol gereği gitmesi gereken seyahatlerde böyle şüpheleriniz var ama eşiniz sadece iş için gidiyor. Şüphe etmenize gerek yok. Bir de eşinizin ailesiyle aynı binadasınız. Burada bir sıkıntı yok ama kardeşiniz, kardeşinin hanımı ya da kardeşinizin kocasından kaynaklı pürüzler ve zorluklar var. Bunu aşmanız lazım. Çünkü kayınpederiniz ya da kaynanız
kardeşiniz seviyor ama buradaki sorun dışarıdaki insanlar gereksiz rakip evresi. Siz halı alıyorsunuz, o hemen gidiyor panjur alıyor. Siz panjur alıyorsunuz, o gidiyor araba almaya çalışıyor. Rakip var ve gereksizce rakip haline girmişsiniz. Bunu düzeltmeniz lazım, yoksa eşler arasında kıyamet kopacak, bilginiz olsun. Bu arada çocuk fikri olanlar için acele etmeyin. Tedaviler için doğru başlangıç ama hayırlı erkek çocuk isteyenler için Ekim sonu daha sağlıklı gözüküyor. Yani bu arada düşük olabilir. Riskli hamilelik geçirebilirsiniz. Dikkatli olmanız. Kalbinizdeki kişi sizin için ne diyor? Savaşçı yönünüz, kavgacı yönünüz, hırçın yönünüze güvenmediği için sessiz kalmayı tercih ediyor. Sevgili akrepler, beğen, yorum yap diyorum hemen. Oo, size miras. Gerçekten bir iş hakkınızla alakalı paranız, işinizle alakalı para biriminiz, yani hedeflediğiniz çatınızla alakalı oluşturmak istediğiniz birçok noktada da aydınlık söz konusu olacak. Yani hayallerinizdeki kapı, yani hayallerinizdeki iş, hayallerinizdeki evinizin anahtarı size, hani esaret değil, elimle ilgili yapıyorum ama hep geç geliyor diyorsunuz ya, bu hafta geç gelmeyecek. Hızlı bir şekilde sizin hayatınıza hızlı olmaya, imzalarınız, iş kapınız, para kapınızda hızlanmalar söz konusu olacak. Ve yasal olarak açmak istediğiniz davaları açın, geciktirmeyin. Burada haklarınız var. Kendi içinizde gerek yok görmediğiniz şeyler davayla çözümlenecek ve bunları davayla alacaksınız. Bu ara aile büyüklerimizde hastalık söz konusu olsa da herhangi bir ölüm korkusu, kaygınız varsa öyle bir şey hissetmiyorum. Kartlar diyor ki gereksiz korkuya girmişsiniz. Panik hatanız artmış olabilir. Aileniz büyüklerimizin panik hatağı artmış olabilir. Bununla kaynaklı olabilir. Rica, özellikle annenizde H ve İ ya da babanızda N ve O varsa burada herhangi bir sağlık probleminde bir şey yok. Onlar nazlanıyorlar, onlar sizin üstünüze düşüyorlar, bilginiz olsun. Bir de geçmişte kaybettiğiniz ölmüş biriyle ilgili yüzleşmek ya da ona hakkınızı helal edin ya da onun mezarına bir dua edin. Ruhuyla konuşuyorsunuz, gidin orada yüzleşin, artık onun ruhunu da bedenini de özgür bırakın. Çünkü siz acı çekiyorsunuz. Yeni aşık olmak isteyenler mühür kapınızda. Başlatmak istediğiniz hayatınızdaki ilişkinizle ilgili güzel oluşumlar. Özellikle Z, S ve K harfi varsa bitmiş, her şey yeşermiş, bereketi ve aydınlığına kavuşmuş olacaksınız. Bu ara yanlış mesajlar gelebilir. Eşinizle ve sizin aranızdaki iletişim kopması sağlanabilir. Bu ara mesajlara özen göstermeyin. Ağızdan çıkacak, gözden takip edeceğiniz şeyler daha gerçektedir. Yanlış atılan bir mesaj olabilir. Bu ara eşiniz sosyal medya ağlarında çok fazla takılıyor ama eşiniz, yani kimseyle birlikte olmak değil, kendini beğeniyor. Egosu çok yüksek. Herkes benimle ilgileniyor havasında olduğu için. Yoksa zor bir adam. Kim ne yapsın kız senin gibi biri ya da kim ne yapsın senin gibi beyefendi bu hanımı. Çok zor çünkü. Gerçekten kuralları, düzeni zor. Bu arada hafta sonu ailenize ait toprak konularıyla ilgili bir müteahhit gelebilir. Hatta memlekete gidip burayla ilgili, devletle ilgili evraklarınızı çıkartma gibi bir durumumuz var. Bu da olumlu süreç sağlayacak. Kalbinizdeki kişi krallığınıza geçişinizi ve bu geçişle birlikte adaletli aşka merhaba diyeceğinizi gösteriyor. Hoşçakalın efendim. Sevgili yaylar, merhabalar. Evet, iş konusuyla ilgili yaşadığınız bazı pürüzler, ekip arkadaşı ve çevrenizdeki insanların hatası yüzünden kendi hazinenize, kendi rızkınıza, kendi güvenen yöneticileriniz arasındaki pürüzler oluşacak. İş anahtarınız, iş konumunuzu kontrol etmenizi ve daha sağlam ve saatinde ve düzeninde girmeniz gerekiyor. Özellikle iş yerinizdeki Korhan, Kemal, Ali Kemal gibi kişiler varsa size çok destek verecek. Ve bu destekle birlikte yeni beklediğiniz kapıda pişmanlık değil, aydınlık yaratacaksınız. Yalnız Semiha, Semra, Seda gibi kişiden de bir karmaşık bir diyalog, yanlış anlaşılmalara sebep verecek. Hatta siz evli, o evli olabilir. Yanlış konuşmalar biraz alanınızda dedikodulara maruz bırakabilir. Hem sizi hem o karşı tarafı mağdur edebilir. Dikkatli olunuz. Yeni ilişkiye başlamak, köklenmek istiyorsunuz ama ekonomik gücünüzle alakalı krizlerimiz var. Yani sizin evlenmeniz için bir 80-90 bin lira gibi paraya ihtiyacınız var. Bunun için de 7 aya ihtiyacınız var. Hayatınızda kişi bekleyecek ama siz sabırsızsınız. Bu borçla evlilik olmaz. Biraz daha sabredin diyorum.
ailenizle alakalı çözmek istediğiniz konular, kırgınlıklar artık yavaş yavaş daha rahat bir sürece geçiş yapıyor. Mutsuz olduğunuz her şeyde tebrikler, mutluluk, huzur, bereket sizin evrenizde. Yalnız evlilik teklif alacaksınız. Saf bir kalp size öyle güzel bir alyans teklif edecek ki bu alyans ya da alyans vereceğiniz kişi kalbinize ve ailenize, hayatınıza uyum içerisinde olacak. Hiç korkmayın diyorum. Yeni ev almak isteyenler için son 2 yıldır beklediğiniz ev ya da satmaya çalıştığınız noktayla ilgili biraz dengesizlikler oluşsa da kalbinize göre 12 numara, 22 numara, 2 numara, 2. kat gibi noktada pasta diliminiz size şimdiden hayırlı olsun ve uğur. Çocuklarla alakalı baskın yönünüz bu ara çok stresli. Çocuklarla göz teması kurmanızı, onlarla aranızdaki iletişimi daha kavgacı değil, mutfaktan salona, salondan çocuk odasına değil de daha göz teması kurarak onlarla bağlantımızı meditasyon şekilde, hatta çocuklarla birlikte meditasyon, spor yaparak onlarla bağımızı daha güçlü tutabiliriz. Bu ara eşiniz ve sizin gideceğiniz iş seyahatlerinde çok olumlu bereketler var. Bereketiniz aydınlık olsun diyorum. Yalnız bu ara kardeşinizin gebelik haberi ya da abinizin, eşinizin gebelik haberi. Eğer çocuğu olmayan hanenizde birinin gebelik beklentisi varsa dualarınız ve tedaviyle kabul olmuş olacak. Evet, kalbinizdeki kişi sizin için şeytan gibi, şeytan olduğunuzu düşünüyor ve içiniz dışınız aynı olmadığı ve sizin sözünüze inanıyor, yarı yolda bırakıyorsunuz. Biraz içinizdeki şeytanlara düz olmayı öğrenin. Sevgili oğlaklar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Hemen bakın, bütün oluşmasını istediğiniz güçteki zafer, kutlama, yukarı geçiş ve bu hafta yeni başlayacağımız her nokta size gerçekten Peygamber Efendimizin gül kokusunu hissedecek kadar bereketli olacaksınız. Bu ara nazar duası, bereket duasını bol bol açın. Göze gelmeyin, nazara gelmeyin diyorum. Bir de etrafınızda, iş çevrenizdeki inandığınız kişilerin dengesiz tavırları, tutumsuz tavırları sizi yıpratıyor olabilir ama bu ekibe ihtiyacım var. İdare etmeyi öğrenmen lazım bence. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara daha ödemeleriniz ve aile destekli yaptığınız işlerde parasal noktalarımızı daha bilgili, daha düzenli, daha tertipli yapmamız lazım. Özellikle babanızda ya da annenizde N, K, F ve B ya da G harfi varsa size her konuda destek verecek. Bütün alfabeyi saymış gibi gözüküyorum ama soyadınızı da düşünürseniz sevinirim. Bu destekle birlikte borç kapılarımızda rahatlanma ama ani evde taşımak zorundayız. Mal sahibimizle yaşadığımız krizler artık sizi depresyona ya da iş sahibimizle, iş mekanla ilgili, yani mekanın sahibiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yeni yer size daha çok bereketlenecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara rüyalar, hisler, çok kalbinizden ne geçiyorsa en iyi şekilde göreceksiniz. Yalancı insanları hayatınızdan çıkartın. İyilik yaptığınız insanlar sizin sırtını hançerledi. Hala iyilik yapmaya devam ettiğiniz sürece bir türlü öğrenemiyorsunuz. Merhameti en sevdiğiniz. İlk önce Rabbime inanarak ve çevrenizdeki gerçekten mağdur birine yardım edin. İyilik yaptığınız insanların durumu iyi. Siz mücadele ettikçe daha büyük sıkıntıya ve borca giriyorsunuz. Artık bunu yapmayın. Ev hanımları ve çalışan çiftlerimiz, ev hanımları bu ara tadilat, tamirat konularınız çok yoğun olsa da devamlı her şeyini bozuyorsun. Biraz daha dikkatli ol. Çalışanlar için konum ve mertebe değişimimiz aydınlığa girecek. Sevgili beyler, başkalarının aklına inanıp işinizden olmanızı istemiyorum. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Son olarak da hayatınızdaki kişi sizinle alakalı yolculukla ilgili planları var. Sizin bu planlarla alakalı bağlantılarınız biraz kararsızsınız. Bu da neden kaynaklanıyor? İnandığınız herkes hançerledi, inandığınız herkes yalan söyledi. Kendi kabuğunuzda sessizliğinizi bulmak istiyorsunuz ama mutlu giden evliliğinize de zarar vermeyin efendim. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Bakıyorum. Şöyle diyeceğim. Sabah bir uyanacaksınız, haftanın ilk başı, yeniden doğmak, kendinizi bulmak, sıkıntılarınızın hepsini tefe taklak edip kimsenin söylediğine değil kendi yolunuzu çizeceğiniz bir hafta olacak. Hatta der ki Rabbimden gelecek kanatları, siz kendi kaderinizle dokunduğunuz yolları doğru gördüğünüzde ekonomik olarak, iş olarak daha bilinçli ve daha güzel hareket edeceksiniz. Yani size defter yazılmış, bu defteri doğru ve hisleriniz ve inancınızı doğru kullandığınızda pürüzler hayatımızda olmayacak diyor. İş kapılarımız güneş gibi parlayacak. Yani bu der ki yukarıdaki gelen tüm kanatlar ve melekler
melekler sizi bu hafta koruyacak. Ve bu korumanın arkasında inandığınız insanlar size sımsıkı sarılacak ve gücünüze güç, konumunuza konum ve belirsiz giden her şeyin önü aydınlanacak gözüküyor. İşsizseniz iş kapınız hayırlı olsun. Yani burada ne istiyorsanız yollarınız açılacak, ödülünüz, başarınız aydınlığa kavuşacak. Korkmayın. Sizde şöyle bir oluşum var. Aynı şeyleri başa yaşamak ve yine nasıl olsa olmuyor, yapamıyorum. Ben gittim yine başa döndüm deme evresi enerjinizden çıkmanızı istiyorum. Bu ara kitap yazmak, kitap okumak ruhunuza çok iyi gelecek. Kısa kısa notlar alacak. Sıkıntılarınızı her akşam oturun bir kağıt alın. Ben bu bir ay boyunca bu düzenli yazarsanız içinizdeki içsel sıkıntılarınız da biter. Daha konuşan, daha kendini doğru ifade eden noktada olabilir. Evli çiftlerde de ciddi anlamda kalp kırıklıkları, masum yuvamıza bu lafı nasıl getirdin tartışmaları söz konusu olacak. Ve eşiniz ve sizin aranızda bir karanlık, kara kedi girmiş gibi olacak. Soğukluk ve dengesiz giden diyalog ev ayrımınıza sebep olabilir. O yüzden bu pasta dilimini doğru görün, birbirinizi doğru dinleyin. Yoksa zarar evresindesiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yeni evliliği güzel giden sevgili çiftlerle alakalı da kötü gidenlerde ev mal krizleri var ama iyi gidenlerde de hani ekonomik gücümüz bir düzelsin, malımızı mülkümüzü alalım, güvende hissedelim dediğimiz gerçekleri oturtmaya çalışacağız. Ama bunlar için daha vakit var. Yani 3 yıl, 2 yıl bu tarz evrelerimizde oluşumlar. Ama aile köklerimize ait bir arsa size verilecek ve bu arsayla birlikte kendi evinizi inşa ettirebilirsiniz. Bu evsiz tripten çıkmış olacaksınız. Araç almak isteyenler için destek şart gözüküyor. Kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor? Cesaretli ve güzel bir yolculuğa başlamak için ne dersin diyor. Bakalım boşluklarından çık, o cesaretli insana adım at. Sevgili balıklar, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, kanalımıza büyütüyoruz. Evet, hemen kartlarınıza çekiyorum. Oo, sevgili balıklar. Abla, anne, yakın kadın dostlarınızdan alacağınız destek hem fikir açılımınızı, hem yolunuzu, hem hayatınızdaki dengesiz giden birçok şeye gökkuşağının enerjisi gibi size ferahlık katacak. O yüzden kadın annenizi, ablanızı, yakın dost, yakın kadın, inandığınız kadınlarınızın fikirleri sizin için esaretinizden çıkıp yepyeni bir oluşum. Özellikle A harfiyle başlayan Ayşe, Ayça, Ayla, Aylin dediğimiz kişiler size maddi olarak da güzel fikirler verecek ve bunu değerlendirdiğinizde borçlunuz, harcınız, kararsız olduğunuz bütün sıkıntılarınız bitmiş olacak. İş yerinizde rahatsız, para konusuyla ilgili rahatsızlıklar, köle gibi çalıştırıyorlar, para hakkım, emeğim, son 3-4 yıldır aynı döngüdeyim, artık hazine bana açılmalı, yoksa ben arkama bakmadan gideceğim diyorsunuz. Bu şirketin size para büyütmek gibi bir derdi yok. Siz arkanıza dönmeden emek verdiğiniz ısrarla kovulmaya bakın. Yeni kapı size daha güçlü ve daha aydınlık olacak. Evli çiftler arasında yanlış hatalar, yanlış anlaşılmalar, özellikle eşinizin bu hafta ciddi anlamda alıngan yönü olacak. En ufacık şeye trip atacak, küskünlük olacak, gereksiz yatak ayrılımları yaşayacaksınız. Bence anahtara renkleri katın, tiyatro, müzik, dans, çocuklarınız ya da sizin baş başa oluşacağınız noktaları belirleyin. Güzel ruhun ayrılmasına izin vermeyin diyorum. Evliliği kötü giden kayınvalideniz ve kayınpederiniz size destek verecek, eşi, çocuklarını ya da evlatlarını uyaracaklar ama onun huyu kendi dayılarına benziyor. Bu ya da teyzelerine benziyor. Bu değişmeyecek, bunu bilin. Ona göre kendi yolcağınıza, kendi yolunuza, kendi ayaklarınıza bakmanız. Yani eksik eğitiminiz varsa, işsizseniz, iş başvuru eğitimlerinizi alarak kendinizi güçlendirmeniz lazım. Yeni anahtar isteyenler için şu an için imkansız. Bulunduğunuz noktaya tadilat yapın. Eviniz bereketli ve hayırlı. Bu ara sevgilisi olanlar ihanet şüphesi içerisinde. Beni sevgilim aldatıyor. Bana yalan söylüyor. Cep telefonunda devamlı çevrim içi. Bana yazmıyor. Neden diyorsanız, onun parasal sıkıntıları ve kafası dağılmak istiyor. Bir kadın değil, bir erkek değil, ruhu özgür olmak istiyor. Siz onu çok sık boğaz ediyorsunuz. Biraz rahat bırakın, özgür alanını görsün. Kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor? Aşk ve ihanet. Sizinle ilgili çok detaylı bilgi var ve bu yüzden size güvenemiyor. Hem aşık hem de sizin ona ihanet edeceğinizi düşünüyor. O yüzden onu tamir edin. Hoşça kalın.